Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Rukiye Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Yani daha doğrusu 3'e geçtim diyebiliriz. Şu an yaz tatilindeyiz. Aile evinde video çekmem lazım. Neyse. Bugün sizinle beraber Tıp Fakültesi öğrencisi olarak tablet mi kullanmalıyım yoksa bilgisayar mı kullanmalıyım adlı bir video çekeceğiz. Çünkü gerçekten bu çok soruluyor. Özellikle okul grubunda vesaire de hani sizce tablet mi alsam, sizce bilgisayar mı alsam? Bu gerçekten çok tartışmalı bir konu olduğu için size yardımcı olmaya çalışacağım. Başlayalım o zaman. Şimdi öncelikle maddiyat açısından bakarsak bilgisayarlar tabletlere göre çok daha ucuz. Özellikle tablet açısından iPad'den bahsediyorsak iPad'e göre çok çok daha ucuz oluyor. iPad'lerin fiyatları yani uçtu gitti çok fazla. O yüzden fiyat açısından 1'e 0 durumda gibiyiz şu an. Ondan sonra taşıma açısından düşünürsek 1'e 1 oluruz. Çünkü bilgisayarın taşıması gerçekten çok zor. Birkaç kere bilgisayarımı bir yere götürmeye çalıştım ve o kadar zorlandım ki yani. Bir kere büyük, ağır, sonra hani şarjı bile çok fazla yer kaplıyor. Yani bir saniye şurada vardı. Bakın. Şu şarja bakın ve şu şarja bakın yani. O açıdan gerçekten taşıma açısından bilgisayar çok çok daha zor oluyor. Tablet o açıdan çok daha kolay. Hemen cebinize atabiliyorsunuz. Cebinize. Bu arada gerçekten. Hemen çantanıza atabiliyorsunuz. Taşıması çok daha rahat oluyor. Ve ayrıca yani bazı bilgisayarlara göre çok çok daha sessiz oluyor. Bilgisayarlar birazcık ses çıkarıyor çalışırken. Neyse. Ondan sonra bir bakalım. Şu an birebir gibi. Şöyle ben bir yıldır tablet kullanıyorum. İşte ikinci senemi bitirdim okulda. İlk sene fotokopi üzerinden, bu kağıt üzerinden çalışıyordum. İkinci sene tablet aldım. Şu an bundan itibaren tablet kullanmaya devam edeceğim. Arkadaşlarımın hepsi bilgisayar kullanıyor. Ve hani onları çok gördüğüm için de bilgisayar konusunda da biraz tecrübeliyim diyebilirim. Şöyle ki hani bilgisayarı okula götürüp getirmek zor. Zaten bunu konuştuk. Taşıması zor. Ayrıca bilgisayardan not almak da çok zor oluyor. Mesela hani klavye üzerinden bir şeyler yazabilirsiniz slaytlara, hocaların slaytlarına veya notlara. Ama işte dediğim gibi not almak çok çok daha zor tablete göre. Tablette el yazısı oluyor. Hani renkli renkli kalemler oluyor. İstediğiniz gibi çiziyorsunuz. Ok çiziyorsunuz. Çizim yapıyorsunuz. İşte sticker ekleyebiliyorsunuz. Çok fazla o açıdan avantajı var ve hani bu açıdan çok güzel uygulamalar var. Çok iyi şablonlar oluyor. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ki tablet sadece hani okul dersleri için de değil. Tabletten çizim yapabiliyorsunuz. Böyle işte hani el yazısıyla günlük tarzı şeyler tutabiliyorsunuz. İşte ajanda tutabiliyorsunuz tablette. O açıdan hani istediğiniz gibi yazı yazabileceğiniz durum açısından tablet gerçekten çok çok daha iyi oluyor. Ama hani bilgisayarda hani eğer mühendislik vesaire okuyorsanız, gerçi mühendislikten başka hani bilgisayarın daha yararlı olacağını bildiğim bir fakülte yok sanırım. Ama hani varsa da hani işte kodlama yapıyorsanız vesaire için bilgisayar gerçekten o açıdan çok çok daha iyi olur, ama tıp fakültesi açısından konuşursak zaten kodlama yok, bir şey yok. Her şey genelde ezber üzerine oluyor. Genelde görseller üzerinden ezberliyorsunuz. Hocaların slaytları üzerinden ezberliyorsunuz. O açıdan tablet gerçekten çok daha iyi oluyor. Şimdi tablet bilgisayar değil de yani eğer bilgisayarı MacBook almayacaksanız şöyle bir fark oluyor. Şimdi Apple'ın ürünleri iOS olduğu için hani kapalı bir sisteme sahip. İstediğiniz gibi dosya aktarımı yapamıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde hani bu fotoğraf, dosya vesaire aktarımını çok daha zor bir şekilde yapıyorsunuz. Hani eğer etrafınızdaki herkes de hani Apple ürünleri yoksa bunu yapmak biraz daha zor oluyor. Ama bilgisayar açısından yani eğer MacBook almayacaksanız bilgisayar açısından gerçekten o açıdan çok kolay oluyor. İstediğiniz gibi dosyaları gönderebiliyorsunuz, depolayabiliyorsunuz. Depolama açısından da çok iyi bu arada. Mesela benim tabletim 128 GB ama bilgisayarım 1 TB alana sahip. Bizim evde bu şey, ben daha önce aldım bunu. Hani daha sonra da evde bıraktım. Üniversitede yanımda götürmedim. Evde bulunsun dedik. Şöyle ki hani aile fotoğrafları, böyle hani aileye ait şeyler, işte bu toplam depolanılacak fotoğraflar, dokümanlar vesaire hepsi bilgisayara koyuyoruz ve o açıdan çok daha iyi oluyor. Mesela evde tablet bırakır mıydım? Bırakmazdım yani. Çünkü tableti yanımda götürüyorum. Çünkü gerçekten ders açısından o açıdan çok avantajlı.
Hani depolama açısından gerçekten bilgisayar çok çok daha avantajlı. Ayrıca dosya aktarım açısından da çok daha avantajlı oluyor. Mesela şimdi arkadaşlarımda da şöyle bir çekince oluyor. Tablet üzerinde yazı yazdığınızda hani bir ekran üstünde kaydırdığınız için gerçek yazı yazma hissi oluşmuyor ve hani böyle yazarken çok rahat hissetmiyorsunuz gibi düşünüyorlar. Ki şöyle, başlarda ben de öyle hissettim. Ama bu gerçekten bir ya da iki gün kadar sürdü. Ondan sonra o kadar alışıyorsunuz ki istediğiniz gibi yazı yazabiliyorsunuz, not tutabiliyorsunuz. Gerçek hani kağıt kalem gibi oluyor. Ama eğer hani yok ben çok yapamam, çok şey oluyor hani benim için rahatsız edici derseniz şöyle şeyler var. Ekran koruyucuları var. Böyle kağıt hissi oluşturan pürüzlü ekran koruyucuları oluyor. Gerçekten de tam yazı yazarken kağıt hissi oluşturuyor. Ayrıca kalem uçları oluyor. Tam bir hani uçlu kalem, tükenmez kalem gibi uç farklılıkları oluyor. Bu kalemin ucunu çıkarıp değiştirebiliyorsunuz. Öyle olunca tam bir gerçekten kağıt kalem hissi oluşturuyor. Çok daha rahat bir şekilde yazıp not tutabilirsiniz ama bunlar gerçekten pahalı ve ben açıkçası o kadar gerek duymadım bunlara. Çünkü ne gerek var yani? Ben yazabiliyorum. Ondan sonra bir de şöyle bir şey var. Mesela tablet ya da bilgisayar, yani bilgisayar alınca notların üstünü istediğiniz gibi çizemiyorsunuz, istediğiniz gibi not alamıyorsunuz. Öyle olunca mesela arkadaşlarımın hepsinde bilgisayar var ama buna rağmen gidip fotokopi alıyorlar ve fotokopi üstünden çalışıyorlar notlarını. O yüzden bilgisayar çok bir işe yaramıyor açıkçası. Ama tabletiniz olunca vermeniz gerekmiyor. Ayrıca not almanıza gerek olmuyor. Hani online bir şekilde bütün notları geçirebiliyorsunuz tablete, üstünden yazı yazabiliyorsunuz, çizim yapabiliyorsunuz. Mesela ben size göstereyim bir saniye. Mesela ben Notability'yi kullanıyorum. Not uygulaması için. Şöyle ki benim bütün şeylerim, bütün notlarım belli bir düzen içerisinde. Gerçekten komite 1, komite 2, komite 3 hepsini ayırmışım. Gördüğünüz üzere renk renk çeşit çeşit ayrılıyor. Ve mesela herhangi bir not açtığımda istediğim gibi çizebiliyorum, istediğim gibi yazabiliyorum, sticker ekleyebiliyorum. Hatta benim şurada ayağı kendim yaptığım bir sticker vardı. Şöyle stickerler ekleyebiliyorum. İstediğim gibi büyük küçük. O açıdan çok daha rahat oluyor. Ayrıca silebiliyorum hepsini. Hiçbir iz olmadan, yıpranma yok. Hani kağıt yıpranması vesaire yok. O açıdan gerçekten çok çok daha rahat oluyor. Ayrıca tabletten mesela çizim yapanlarınız varsa eğer gerçekten tabletten çok iyi hani dijital çizim, dijital sanat şu zamanlarda çok ilerlediği dönemde yani. Tabletten gerçekten çok rahat çizim yapılabiliyor, resim çizilebiliyor. Bakayım. Şey var bir de mesela bu son iPad Pro'lara şey alınabiliyor. Klavye alabiliyorsunuz. Onda da klavyeyle bir şeyler yazabiliyorsunuz ama gerçekten çok bir ihtiyaç olmuyor. Bunu söyleyeyim size. Benim videom bu kadardı galiba. Anlatacaklarımı anlattım. Bu arada bu videonun sonucu gerçekten çok belli. Eğer videoyu hani kesin bir sonuç için izliyorsanız tıp fakültesi öğrencisi olarak tablet alın. Yani bu gerçekten taraflı gibi değil ama yani tablet alın bence diye düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenin. Abone olsanız harika olur. Görüşürüz.